Abdullah Öcalan'a karşı gelişen komplonun bir diğer sebebi ise kapitalist moderniteye karşı Sayın Abdullah Öcalan Orta Doğu halklarına bir tez sunmasıydı. Tabii ki kapitalist devletler kendi tezlerine karşı ortaya çıkan bu tezin ne kadar güçlü olduğunun farkında oldukları için Sayın Abdullah Öcalan'ın halklarla olan iletişimini kesmek, paradigmasının halklara yayılmasını engellemek amaçlanmıştı. Bugün gelinen noktada bu komplonun Sayın Abdullah Öcalan'ın öncülüğünde boşa çıktığını göstermekte. Çünkü Kürt Özgürlük Hareketi ve Kürt halkı kendi özgücüne dayanarak bugün birçok kazanımı elde etmiş bulunmakta ve kendi örgütünü her geçen gün bu paradigma ışığında daha ileriye taşımaktadır. 13 Ekim'de Ahmet İstasyon Meydanı'nda çok önemli bir miting düzenleyeceğiz. Aslında oraya gelecek halklar bunu en yüksek sesle dile getirmeleri lazım. Savaşa hayır. Savaş dışında da bir çözüm var. Tabii ki sadece oraya Kürtlerin gelmesi yeterli olmayacaktır. En çok bu çokluk krizde nasibini alan öğrenciler Akmalılardır. Kadınlar akın akın gelmelilerdir. Egemen sermayenin emek üstündeki tahakkümünü reddeden işçilerin, işsizlerin akın akın miting alanına gelmeleri lazım. Ekoloji aktivistlerinin akın akın gelmesi lazım. Türkiye'de çöken hukuk sistemine karşı hukuku savunan avukatların akın akın gelmeleri lazım. Bütün üniversiteleri birer özel savaş konseptine çeviren bu sistemin eğitim sistemine hayır diyen akademisyenlerin üniversite öğrencilerinin akın akın oraya gelmesi lazım. Çünkü bu çoklu krizin temel sorunu tecrit. Tecrit. İşte tam da bu noktada bu tecriti dağıtmak ve demokratik bir yolla Kürt sorunu çözmenin fırsatının yakalanabileceğini söylüyoruz. Halkların birbirine karşı olan savaşına mahkum değiliz. Diyalog ve müzakere yollarının açılması lazım. Diyalog ve müzakerenin en baş aktörü Sayın Abdullah Öcalan'dır. İşte bu sebeple 13 Ekim'deki Ahmet mitingi çok önemli. Halkların oraya akın edip bu taleplerini dile getirmeleri lazım. Bizler ikinci yüzyılımızı birlikte inşa edebiliriz. Barış içinde inşa edebiliriz. Bütün farklılarımızı birer zenginlik olarak görüp inşa edebiliriz. Sadece bize sundukları alternatiflere mecbur değiliz. Başka bir yol mümkün ve bu da birleşik mücadeleyle sağlanacaktır.